Merhaba sevgili dinleyiciler. Biz Söz Sözü açtı programıyla. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harmas. Efendim İsmail Salih Sert var. Ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu bizlerle birlikte canlı yayında stüdyoda Boğaz'da gezintimizi sürdürüyoruz efendim. İstanbul Boğazı'nı gezmeye devam ediyoruz. Tabii İstanbul Boğazı'nın iki yakasında da her iki tarafından da çok güzel eserler var. Kıymetli eserler var. Ve burada yaşanmışlıklar var tabii burada yaşayanlar imparatorluk burada yaşanmış hakanlar kağanlar ne beyefendi saraylar saraylar yalılar köşkler kasırlar evet <laughs> güzellikler burada evet. bunları da dillendiriyorlar evet. efendim emekli kurmay evet. albay ziya borcuoğlu evet. çırağan Sarayı'nda gelmiştik evet. yahya efendi yahya efendi cami ve türbelerini evet. anlatacaksınız feyye feriye sarayları ee, önemli ee, tabii bir de Mecidiye Camii var. Evet. Bir de Abdülaziz Han'ın şehit edilmesi ve Feriye bir Karakolu'nu da herhalde sizden alacağız. Evet, evet. ...bugün böyle bir şeyimiz var... Baş, ...bir e, formatımız şimdi, var... E, Buyuruz efendim... ...Hatta Bey geçen hafta e, programda Beşiktaş... ...semtinden Tabii. bahsetmiştik... ...işte e, Barba, Beşiktaş Beşiktaş'la adeta... ...Barbaros Hayrettin Paşa... ...özleşmiş... ...örtüşmüş... örtüşmüş. ...işte ismi de oradan geliyor... E, e, ...Barbaros Hayrettin Paşa donanmasını... ...geldiği zaman Beşiktaş'ta... ...beş iskeledeki beş taşa... E, ...bağlıyor, isim <laughs> oradan geliyor... ...veya bunları arz etmiştik... Bu arada Beşiktaş'ta da bir Osmanlı döneminde hanedan döneminde saraylar, köşkler, yalılar özellikle hanedan mensupları yapılmış. ayrı bir böyle mütena bir semt haline gelmiş Beşiktaş. Onu arz etmiştik. Burada en önemlisi geçen hafta Çırağan Sarayı'nı arz ettik. Ha, evet. e, aşağı yukarı Doğumbaçı Sarayı'ndan sonra en büyük saraylardan birisi idi. Ve bu Sar Çırağan Sarayı'ndaki e, meşhur bir e, olay var. İşte e, Sarıklı ihtilalci e, Ali Suavi'den bahsetmiştik. Evet. İşte 20 Mayıs 1878'de İngilizlerin desteğiyle efendim, yeni padişah olmuş Sultan Abdülhamit Han'ı devirip, darbeyle devirip tekrar 5. Murad'ı ...tahta geçirmek için böyle bir... ...darbeyle diye teşebbüs etti. Tabii. Bu e, e, Ali Suavi... ...denen şahıs evet. ama muvaffak... ...olamadı. Beşiktaş muhafızı... ...7-8 Hasan Paşa... ...bir sopa darbesiyle... ...öldürerek o darbeyi... ...önlemiş oldu. Yani darbe... ...çok önemliydi. Hem denizden... ...donanma, Dolmabahçe Sarayı'nı... ...hem de karadan... ...ordu ve ilk defa harbiye talebelerini kullanarak böyle bir e, darbeye teşebbüs etti Ali Suavi. Evet. Evet. Ama muvaffak olamadı. Tabi e, 7-8 Hasan Paşa'yı daha sonraki programlarımızda onun bir köşklü var e, Boğaz içinde. O köşkü anlatırken 7-8 Hasan Paşa'yı biraz daha Orada geniş anlatalım. anlatacağız. 7-8 Hasan evet. Paşa emniyet müdürü ya da ee, amiri Beşiktaş'ı. Beşiktaş muhafızı. Tabii. A yani e erlikten paşa olmuş tabii, tabii. birisi. Onun hayat hikayesini o zaman arz edeceğiz. Evet, Şu güzel. anda hala. Yani darbeyi onun... önleyen. Önleyen. O, evet, evet. Sarıklı evet. E efendim darbeci Ali Suavi bir, A e bir odun darbesiyle. Aynen Anad Ya da öyle. meşe odunu darbesiyle. Ee, efendim öldüren iki kişi. Evet. Görevini yapmış yani. Şimdi Muhafız bakın, ya buyurunuz efendim. Yani bu konuyla Ali Suavi ile ilgili bazı böyle İttihatçılar e, onu e, şöyle tanıtmaya çalışıyorlar. İlk sivil ihtilalin ilk şehidi diye Bakın bunu hem kim yapıyor? hem şehit. Bu de, dar işiyeci, <laughs> e, iddiaatçı bir gazeteci var. Mithat Cemal Kutay. Tabii. O böyle tarihi şeyler de yaz, yazmış. O e, kitaplarında bu Ali Suavi'yi düşünebiliyor Tabii. musunuz? İlk Yurt... sivil ihtilalin ilk şehidi diyor. Hmm. Ki bu adam İngilizlerin adamı Tabii. olduğu bir İngiliz kadınıyla e, evli olduğu öldüğü İngiliz, gün e, başarısız olduğu e. gün İngiliz sefaretine kadın e, intikal ediyor, e, sığınıyor ertesi günde İngiliz vapuruyla Oradan gidiyor. Londra'ya gidiyor Tabii. ve bütün evrakları yok ederek. Hı. Dolayısıyla o e, e, Ali Suavi vakasının e, dökümanları arşivleri bu yönüyle çok eş, eksiktir. Sebebi de bu. Londra'ya gidiyor. Evet, Sevgilisiyle, evet, eşiyle. E, eşiyle eş, neyse, yani evet, kendisi evet. ölüyor. Tabii. Karısı da Hı. İngiliz. İşte İngilizler bunu... Çünkü burada bir de şu husus var... Ruslar daha 93 harbi bu 77 78 harbi daha neticelenmemiş, barış anlaşması yapılmamış. Rus askerleri Yeşilköy'deyken bu darbe teşebbüsü yapıldı. Niye? Çünkü Sultan Abdülhamit Han yeni tahta geçmiş. İngilizler anladılar ki Sultan II. Abdülhamit Han'a söz geçiremeyeceğiz. O bize uymayacak. Onun için daha başta eee Abdülhamit Han'ı darbeyle e, uzaklaştırmak istediler. Evet. İşte eee çırağın Ali Suavi vakasının esas sebebi bu. Evet abi. Bakın Peki. bu çok dengesiz bir adam Ali Suavi. Oh. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bazı iddiançılar bunu böyle <laughs> ilk, ilk, ilk sivil itilalin ilk şeydi diye e, tanıtmaya çalışıyorlar. Bakın bunlar Londra'da ve Paris'te e, Namık Kemallerle Ziya Paşalarla beraber de çalışmış ama. Bunlardan mesela Namık Kemal bunun kim olduğunu öğrenmiş. Hatta bununla ilgili bir dörtlüğü var. Geçen programda arz etmiştim. Ha onu da Diyor ki, onu da söyle. Namık Kemal e, bu Ali Suavi'yi Suavi dedikleri o küçük adam onu adam sandık. O dam cüdam yani alacalı bir adam, hı hı. güvenilmez bir adam. Paris'te oturmuş yanında Madam Aman yalnız kaldık Mustafa Paşam. Mustafa Paşa dedi bu M M Mısır Hidiv'i Sultan Abdülaziz Han'a düşman onun için bütün Jön Türkleri Avrupa'da Londra'da ve Paris'te besleyen birisi. Bunları da besleyen Mustafa Paşa ya o... ne diyorlar Hilafelik sizin hakkınız değil mi? Evet. Kardeşim yani, ne duruyorsunuz? Evet. Sizin bunlardan bir an önce almanız bu, lazım evet. bölmek Bunu, adına. Evet. Evet. Peki i̇şte efendim. İşte bunları arz etmiştik. Hı -hı. Şimdi Atabey Ata Bey devam ediyoruz hemen. Edelim efendim bu... tabii. Çırağan sırtlarının arkasında efendim çok da ziyaretçi var bir, e, efendim bir e, e, cami var hmm. bir tekke var işte Yahya ya, 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 efendi te ya. te tekkesi diye camisi diye anılıyor tarihi bir cami. İstanbul evliyalarından değil mi? Evet efendim. şimdi bakın İstanbul'da denizciler İstanbul'u e, Boğaz içindeki dört büyük evliyanın koruduğunu inanırlar e, bunlar birisi Üsküdar'daki Aziz Mahmut Lüdayi Hazretleri, birisi Beykoz'daki Yuşa Aleyhisselam, Sarıyer'deki Telli Baba ve nihayet bu Beşiktaş semtinde Çırağan Sarayı'nın hemen arka sırtlarındaki Yahya Efendi. Bakın evet. Bu çok önemli bir yer, çok tarihi bir yer. Sebebi de şu. Yahya Efendi Evet. Bakın onunla kısa birkaç e, bilgi e, arz edeyim Ata Bey. Yahya Efendi 1495 yılında Trabzon'da doğuyor. Aynı zamanda o yılda eee Kanuni Sultan Süleyman da Trabzon'da meydana e, doğuyor. Niye? Hmm. Babası Yavuz Sultan Süleyman orada e, Sancak Bey'i. Evet. Şimdi Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Sultan'ın sütü kesildiği için bebeğe bir süt annesi arıyorlar. Nihayet oradaki e, Trabzon kadısı efendim, ismini Kadı Ömer efendi. Onun e, da işte ya ya efendi. ...o da doğunca onun annesi Afife Hatun bu Kanuni Süleyman Süleyman Kanuni Sultan Süleyman bu Yavuz Sultan Selim Trabzon'da vali olduğu sırada dünyaya gelince süt kardeşi oluyorlar. Yavuz Sultan Selim'le mi? Evet. Öyle mi? Kanuni Sultan kanun, Süleyman'la kanun, oğluyla Sultan Süleyman, beraber. Evet. evet. Onun için Kanuni Sultan Süleyman e, süt kardeşi olan bu Yahya Efendi'ye e, çok e, hürmet ediyor, ona hep ağabey diye hitap Allah Allah. ediyor. Tabi. Evet. Şimdi efendim, bakın e, bu Yahya Efendi ilk tahsilini Trabzon'da e, tamamlıyor. Tamamlıyor. Oradaki işte e, din adamlarından müftü Ali Çelebi. Daha sonra İstanbul'a geliyor. Meşhur İslam Zembilli Ali Efendi'den ders alıyor. Yani böyle zahiri ilimleri okumuş olarak geliyor. Daha sonra da bu o, meşhur İstanbul'daki 1553 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan Sahni Seman dedikleri ...bu sekiz medresede müderrislik yapıyor. Bu Fatih'te değil Fatih'te. mi? Fatih'te. Bu kalıntılar Bakın, var evet, orada. Evet, aynen evet. öyle. İlk üniversite odur değil mi efendim Fatih'le? Evet. Fatih evet. Ha, i̇lk İstanbul'da, ilk evet, üniversite. Aynen paylaşıyor. öyle. Şimdi zaman. bu görevden ayrıldıktan sonra... ...emekli oluyor, İnzivaya çekiliyor... ...ve Beşiktaş sırtlarında... ...bu hemen Çırağan sırtlarının arkasındaki o tepede... ...bir araziyi satın alıyor... ...ve orada kendisi de... ...bu işlerle biraz meşgul olduğu tabii. için... ...bir cami... ...ve bir mescit ...ve bir ev yapıyor... Hmm. ...ve e, tabi evin etrafına... ...daha sonra medrese yapıyor... ...talebeleri için... Hmm. ...hamam ve çeşme ilave ederek... ...adeta bir külliye haline Heh. getiriyor... ...burasını... Evet. ...şimdi e, bakın... ...denizciler, İstanbul'da denizciler... E, ...balıkçılar... ...denize açılmadan önce... Ee, bu e, Yahya Efendi'nin e, sahiline gelir evet. orada duasını alırlar Yahya Efendi onlara denizciler şeyhi e, olarak evet, da biliniyor evet, evet. dualarını e, halk e, arasında Yahya Efendi orada onlara dua ederek denize balığa açılmalarını sağlar. Bu Allah. evet. Evet. Bu da or veya diye böyle bir hala günümüzde kadar geliyor bu Tabii. efendim. Bakın o bölge şimdi şu anda Çırağan Sarayının efendim e, oteli var vesaire. Hmm. Hatta zaten de o bütün denize kadar olan bütün arazi e, Yahya Efendi'nin arazisidir. Evet. O, o, o şekilde yapılmış. Hmm. Şimdi e, Yahya Efendi vefat ettiği zaman. E, o zamanın e, Şeyhül İslamı Ebü Süyût Efendi e, şeysini kıldırıyor cenaze namazını. Hı. Bakın, evet. Şimdi aynı zamanda hem dini hem tasavvufu bilgisinden başka tıp, hikmet, hendese ilimlerine de vakıf. Hı. Yani Fende ayrıca var yani. evet şiirleri var bir divanı Hı -hı. Hı -hı. var. Hı -hı evet. Yani ee, şiirlerinde müderris ismini kullanmış büyük bir e, kütüphane oluşturmuş orayı bir e, külliye haline getirmiş hatta bugün bile o Yahya Efendi külliyesinde o kütüphane var ama hı hı. içini boşaltmışlar hepsini o yazma eserlerini Süleymaniye kütüphanesine taşımışlar ama o kütüphane binası hala duruyor camiye Anladım. şey olarak belki koruma evet. altına mı aldılar o evet. eserler kıymeti çünkü evet şimdi e, Ata Bey bakın e, bu e, ...zat e, tasavvufta üveysi diyorlar... E, ...bu... ...üveysi olarak yetişmiş... ...ve o e, Yahya Efendi... E, ...dergahı, camisi daha çok... ...Nakşi e, tarikatına mensup... E, ...hocalar orayı... ...o dönemde... Evet, ...evet o götürmüş... ...şimdi vefatından sonra... ...orayı... ...çünkü... Ee, Osmanlı Sultanları Kanuni'nin hem e, süt kardeşi olduğu için daha sonra oğlu II. Selim kendisine hep hürmet göstermiş. Vefatından sonra da e, oraya e, Sultan II. Selim Han Mimar Sinan'a türbe yaptırmış. Hmm. Oraya o türbe o zamandan kalmadır. Daha sonra efendim e, türbe daha sonra gelen padişahlar ikinci Sultan Mahmut Han Abdülaziz Sultan Abdülaziz Han'ın annesi Pertevniyal Sultan ve nihayet Abdülhamit Han hep oraları restore etmiş geliştirmiş büyütmüşler efendim bakın ayrıca orada sandukalar etrafında Sultan Abdülhamit Han şehzadeler türbesi diye bir e, ayrı bir yer yaptırmış. Bakın o haziresi Yahya Efendi Camisi'nin türbesinin haziresi çok kıymetli. Ata Bey bugün tarihi araştırmacılar için büyük çok zengin e, malzemeler var ve orası aşağı yukarı İstanbul'daki hazireler, o büyük camilerin e, hazire dedikleri e, kabirleri içerisinde günümüze intikal eden hiç bozulmayan yerlerden Kitabeler bir var, tanesi yerler, evet, yerler var, o doğru. orası muhafaza efendim. edilmiş. Evet. Şimdi efendim, çok da ziyaretçisi evet, var. Evet. Çok aynen da temiz öyle. tutuluyor. Günümüzde de öyle yani. Aynen bakın, öyle. Atabey, bakın e, şimdi e, kendisinden bahsettik ya üveyisi vesaire dedik. Hı. Bununla ilgili birçok e, şeyler var. E, günümüze intikal eden e, böyle anekdot dediğimiz kısalar var. Mesela bunlardan bir tanesi Osman oğullarının akıbeti ne olacak diye. Bu çok bilinen bir şey. Evet. Bir gün o zaman padişah, Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Yahya Efendi Hazretlerine bir hattı şerif gönderiyor. Diyor ki ona hep ağabey diye hitap ettiği için sen ilahi sırlara vakıfsın, bilirsin. Kerem eyle de bize Osman oğullarının akıbetinin ne olacağını haber ver diyor. Nesli kesilip yok mu olacak? Yok olacaksa bu hangi sebepten yok olacaktır diyor. Hı hı. Ve bu hattı şerifi okuyan Yahya Efendi eline bir kağıt kalem alıyor. Kardeşim diyor neme gerek büyük harflerle yazıp Kanuni Sultan Süleyman'a gönderiyor. Bu kadar mı? Evet, Dileme evet. gerek. Şimdi Kanuni Yahya Efendi'den gelen mektubu okuduğunca... hayretler içinde kalıyor. Fakat bu okuyor, bir mana çıkartamıyor, anlamıyor ve derhal bir kayık hazırlanmasını emrediyor ve bu bilmece gibi mektubun manasını anlatmak için anlamak için Yahya Efendi'nin dergahına geliyor. Evet efendim. Yahya Efendi görür görmez diyor ki ya ağabey ne olur gizlemeyip sualimize cevap ver. Biz de ona göre hareket edelim diyor. <laughs> ya 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 efendi bunun üzerine tebessüm ederek gülerek diyor ki biz sana cevap verdik. Bu sözümüzü anlayamamana şaşarız. <laughs> Nasıl diyor kanuni? Ya ya efendi diyor ki bakın diyor. Zulüm, haksızlık yayılsa işitenler de neme gerek dese ve onu önlemeye çalışmasalar sonra koyunu kurt değil de çoban yese bilenler de bunu söylemeyip gizlese fakirler muhtaçlar gariplerin feryadı göklere çıkıp bunları taşlardan başkası işitmese işte o zaman felakettir evet. neslinin o zaman yok olmasından korkulur hazinelerin boşalır askerin itaat etmez olur ve yolundan gitmezler. Yok olmak mukadderdir. Diyor. ...kanuni bunları işitince evet. göz yaşlarını tutamadı ve Yahya Efendi'ye olan sevgisini daha da çok. Demek artık. ne ne me evet. gerek yok gerek ilgili yok. olacaksınız yani, evet. ilgili evet, evet. evet. Bana ne? Evet. Aman bana evet. demeyen yılan bin yaşasın. Aynen yok öyle, öyle bir şey. Evet. evet. Efendim. Şimdi bakın Yahya Efendi ile ilgili ilgisizlik daha... yok efendim. Evet. Sahip çıkacaksınız. Evet. Böyle Yahya Ama Efendi ile şey ya. Kanuni Sultan Süleyman'ın çok böyle birlikte hareketleri var. Süt Bunlardan kardeşleri. Süt Müthiş kardeşi bir şey ya. olduğu için evet, bir defa bir de yine bir gün Kanuni Sultan Süleyman'ın kayıkla boğazda gezmeye çıkıyor. Ortaköy hizasına gelince kıyıya yanaşıp bir adam gönderip Yahya Efendi'yi davet ediyor. O evet. da yanında bir ahbabı gelip kayıya biniyorlar. Evet. Beraberce boğaza geziye çıkıyorlar. Yahya Efendi'nin ahbabı yanında getirdiği zat devamlı olarak kanuninin parmağında bulunan çok kıymetli bir yüzüğe bakıyor ve bu bakış dikkat çekiyor devamlı baktığı için Kanuni Sultan Süleyman bu hali fark edince parmağındaki o kıymetli yüzüğü çıkarıp Buyurun diyor, daha yakından e, bakıp inceleyebilirsiniz diyor. Hmm. O zat da yüzüğü alıyor, eviriyor, çeviriyor. Sonra denize atıveriyor. Şimdi Yahya Efendi hariç, kayıkta bulunan herkes hayret ediyor. Evet. Padişah'ın yüzüğünü denize atmış bu adam. Hmm. Efendim, kayıkta bulunanlar hayret içerisinde. Bir müddet gittikten sonra o zat... Evet... E, e, Yahya efendinin yanında getirdiği zat inmek istiyor ve kayık kıyıya yanaşıyor. O sırada o zat ineceği sırada denizden bir avuç su alıp sultana uzatıyor. Evet. Avucunda biraz önce denize attığı yüzük var. Yahya efendi hariç kayıkta bulunan herkes yine çok hayret ediyor. Kanuni elini uzatıp yüzüğü alınca o zat birdenbire gözden kayboluyor. Evet. Kanuni Yahya Efendi'ye dönüyor şaşırmış. Ağabey neler oluyor diyor. O da gördüğünüz Hızır Aleyhisselam'dı. Bunun üzerine Kanuni o halde bize niyet bizi onunla tanıştırmadın deyince Yahya Efendi o kendini tanıttı ama siz tanımakta geç kaldınız diye buyuruyor. Buna <laughs> benzer böyle Yahya Efendi'nin ...çok e, kıssaları var. Biz, biz Hızır da, Aleyhisselam, da, Aleyhisselam var. gelmiş. Evet Hızır evet. Aleyhisselam'ı... ...çünkü kanuni daha önce de... ...hep e, Yahya Efendi'ye... ...bir Hızır Aleyhisselam'la görüşmeyi arzu ettiğini söylermiş. Peki efendim şimdi kısa şimdi bir de, reklama gidelim evet. isterseniz devam evet. eder. Sevgili dinci, emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu bizlerle birlikte Yahya Efendi'yi de anlattılar. Hatta değil mi kerametleriyle evet, beraber evet. nükteleriyle birlikte kısa bir reklam Sonrasında birlikte olacağız inşallah. Evet sevgili dinleyiciler, Söz Sözü Açtı programında tekrar birlikteyiz. Efendim, e, emekli kurmay albay Ziya borcuoğlu misafirim, konum. Şimdi buyurun. devam edelim, e, Yahya Efendi Camisi ve tekkesinden kısaca bir iki husus Tabii. arz edeceğim. Ben sandukayı İstanbul. çok merak ediyorum, evet, çok güzel çünkü. Arz edeceğim, evet. Şimdi Harikâşı, biraz önce ifade ettiğim gibi o türbeyi e, Mimar Sinan'a yaptırıyor Sultan 2. Abdülhamid Han. E, hatta onun yanında e, Genci Osman zamanındaki Sadrazam e, Güzelci Ali Paşa da e, bir kendisine bir türbe ve bir mescit yaptırıyor. Orası dolayısıyla daha büyümüş oluyor Yahya Efendi'nin camisi... E, hanesi ve türbesi. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi Osmanlı padişahları ve son dönem padişahları ve saray mensupları hep orada defnedilmişler. Sultan Abdülhamit Han Şehzadeler Türbesi diye bir kapalı bir yer yaptırmış. Dolayısıyla veliatlar, şehzadelerin kabirlerinin bulunduğu bir yer bugün hala mevcut evet. şimdi İstanbul'daki e, Atabey birçok e, türbeler var özellikle hmm. Eyüp Sultan'da ve diğer yerlerde büyük camilerde, Selahattin camilerde bu türbeler içinde e, birçok sandıka var ancak bu sandıkaların içinde iki tanesi diğerlerinden çok evet. farklı ne hangisidir o? Birisi Sultan Abdülhamit Han'ın analığı dediğimiz efendim Perestü Kadın Sultan, Valide Sultan'ın e, Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan Türbesindeki sanduka. Evet. Diğeri de Yahya Efendi türbesinin nindeki Yahya Efendi'nin sandukasıdır. Evet. Bakın bu iki sanduka çok önemli. Neden? Neden? E bir de arz edeyim. Yakın zamanda Yahya Efendi tekkesi, camisi restore edildi. Evet. Hatta o dönemden kalan yazılar ortaya çıktı. Bugün duvarlarda mescit içerisinde tevhidhanede görülüyor. Evet. Muhafaza altına aldılar. Evet. Bakın. Her iki sandukada da yani hem Sultan Abdülhamit Han'ın analığının bulunduğu Mihrişah eee Sultan türbesindeki e, sandıkanın evet. hem de Yahya Efendi'nin sandukasında ahşap el işçiliğinin en güzel örneklerinden olan Tabii. böyle boncukla tutturulmuş sedef kakmalı e, çok e, sanat değeri yüksek bir şebeke var. Hı hı. Bu her iki ahşap sandıkayı ve bu arz ettiğim bu e, Sedef kakmaları Sultan 2. Abdülhamit Han bizzat kendi elleriyle yapmış. Ha. Bakın. Evet. Bu yani o evet, Abdülhamit Han'ın eserleri. Evet. Vay yani be. o e, sandukanın etrafındaki o gizince bakın bizim e, kitap çıktı da o resimde o var, bunlar çok güzel gözüküyor. Oraya gidip geliyorsun görüyor. Evet. Görüyoruz. Orada efendim e, o e, kakmalar o hedef şey, kakmalar sedef boncukla çok önemli, tutturulmuş Çok eh, ahşap elle yapılmış. Şimdi bunu Sultan Abdülhamit Han o analığı ona çok iyi baktığı için ona e, izafeten ona yaptırmış. Bir de ben e, düşünüyordum ya acaba Yahya Efendi'nin kabriste türbesinde bunu Sultan Abdülhamit Han niye yaptırmış? Sonra öğrendim ki Baktım sandukanın hemen yanında Sultan Abdülhamit Han'ın bir oğlu yatıyor efendim. Hemen yanında Hatice Sultan kızı yatıyor. Kim o? Bir yangında vefat eden ve bugün İstanbul'da Şişli Etval Hastanesi'ni yaptırdığı işte bu kızı vefat ettikten sonra o hastaneyi yaptırdı. Evet, onun ayrı bir hikayesi var. İşte o hanım sultan hemen e, Yahya Efendi'nin türbesinin yanında yatıyor. Ayrıca Yahya Efendi'nin yanında e, Kanuni Sultan Süleyman'ın e, kızı Tasasız e, Şaziye Sultan, onun da kabri var. Hemen e, kabirlerin yanında 8-10 tane şeyler var. Bunların içinde hem kanuni'nin hem de Abdül Sultan II. Abdülhamit Han'ın kızının kabirleri de var. Herhalde evet. Sana Onun hemen yanında etrafta. evet. Etrafta. Dolayısıyla bu e, sandıkaya Abdülhamit Han'ın niye bu kadar özen Tabii. gösterdiğini anlamış oluyoruz. Bu son e, restoradan sonra biliyorsunuz e, şey... E, Yahya Efendi camisi, tekkesi, manzarası da çok güzel. Orası biliyorsunuz yani Boğaz'a Boğaz gidince Boğaz'ı böyle e, elinizin ay alt, a, a, altında görüyorsunuz. Boğaz'ı, Marmara'yı, hmm. Efendim e, e, Halic'in girişini vesaireyi... Evet. E, ...yeri de çok güzel, çok evet. hoş e, bir yer. Seçmişler. Evet, dolayısıyla Boğaz'a giderken gelirken e, çok da ziyaretçisi var. Ama ben... Çünkü arz ettiğim gibi Yahya Efendi'nin e, kabristanı çok meşhur... Ve efendim e, tabii. zatların bulunduğu ve Osmanlı hanedan mensuplarının, saray mensuplarının tabii. kabirlerinin bulunduğu ve o kabir taşları ayrı bir özelliğe e, sahip. Dolayısıyla tarihi araştırmacılar için tabii, tabii. büyük bir e, Tapu mahiyetinde. Evet. Şimdi, şimdi Ali son... Zembilli Efendinin evet. talebesi bu Zem... demek ki mürşidi evet. o yani. Evet. Öyle anlaşılıyor. Evet. Yani Onun o, o gelenek okumuş, var ya. Evet. Yani tasavvuf kanuni geleneğini de, herhalde kanuni oradan de İstanbul'a gelip işte padişah olunca tabi e, Yahya Efendi de o dönemin en büyük hocalarından tabii. Şeyhülislamlarından İslamlarından ders alıyor ve vefatında da e, nedir? E, cenaze namazını Şeyhülislam İslam Ebü Suud Efendi kıldırıyor. Tabii. Bir husus daha var e, şimdi hatırladım. Bakın Yuşa Aleyhisselam'ın efendi makamını da Yahya Efendi te keşfediyor. Allah, Biliyorsunuz Allah. oraya Bak, e, yani e, söyleniyor bir makam olduğu Hı -hı. ifade ediliyor. E, i̇lk ilk e, yerini keşfeden Yahya efendi. Burası bu Beykoz'daki evet. evet o keramet ya, buyuruyorlar. Evet, evet, Hakikaten öyle. çok e, ziyaret O gün çok bugün hep orası ayrı bir ziyaret evet. yeridir. Tabii. Şimdi e, son olarak şu hususu öyle. arz edeyim. Bakın e, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın son zevcisi Behice Sultan 1969 yılında vefat etti. İstanbul'da vefat etti ve hmm. vasiyeti üzerine e, Yahya Efendi kabristanına defnedildi. Hmm. Şehzadeler e, türbesinin hemen yanına defnedildi. E, o e, Beyce Sultan, Abdülhamit Han'ın son zevcesi Beyce Sultan'ın vasiyeti üzerine onun cenaze namazı İstanbul'da Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camisi'nde kılındı. Yayan olarak Yahya Efendi kabristanına gelip Taşınmış, defnedildi. Evet. Cenaze namazını da mübarek Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi kıldırmıştı ve e, şeyde de e, Asker, e, Askeri Askeri Mektep'te hocanız. Evet. Değil mi? Evet. Ya. Ve aynı zamanda eee kabristanda bu Şehzadeler türbesinin yanındaki türbede de e, telkinini bizzat o vermiştir. Şeyin böyle evet, evet. Yani bu Yahya Efendi kabristanının böyle bir özelliği de var. Hı -hı. Evet. Peki Şimdi efendim. devam ediyoruz e, gezimize. Orta köye geldik. Biliyorsunuz e, e, bu. Çırağan Sarayı'nı geçtikten sonra ya Yahya Efendi'yi de geçtikten sonra Ortaköy'e geliyoruz. Biliyorsunuz Ortaköy önceleri Yahudi ve Rum mahallesi olarak tanınıyordu. Ee, Kanuni Sultan öyle Sultan miymiş Süleyman, gerçekten? Evet. Genelde öyle mesela. Öyleymiş. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında burası iskan edildi ve daha sonra bu bölgeye saray mensupları, saraylar köşkler Inşa, inşa ederek Tabii. böyle daha saray mensuplarının iskan ettiği bir bölge haline geldi. Şimdi orada feriye sarayları var. Karakol binası var. Tabii. Büyük Mecidiye Camisi var. Evet. Küçük Mecidiye Camisi var. Onları arz edeceğim. Efendim bu daha çok bu velihat ve şehzadelerin oturduğu bu Feriye Sarayı, Dolmabahçe Sarayı'nın devamı niteliğinde. Yani ismi de böyle ikinci derece anlamına gelen e, e, Feriye ismini oradan almış. Şimdi burada Feriye Sarayı, aynı daha önceki programda arz etmiştim. Şeyde e, Münire Sultan... Ve Cemile Sultan saraylarından bahsetmiştik. Şimdiki e, güzel sanatlar e, Mimar, Sinan Mimar Sinan Üniversitesi'nin, evet, üniversitesinin bulunduğu yer. Hı -hı. İşte onlar hep aynı usuldeki sahil saraylardır. Hı -hı. Bu Feriye sarayı da odur. Şimdi Ferik Feriye bu, acaba orada mı küçük mü? O anlamda yani, mı? Bilemiyoruz tabii. Yani Feriye ikinci öncelikle, i̇kinci öncelikle. yani ikinci öncelik. Yani Dombaçca sarayının devamış niteliğinde. Hı -hı. E, Çırağan Sarayı'nın devamı niteliğinde olan yerler. Ama saray yerler. gibi devam evet. ediyor. Tabii. Orada evet. saray mensubu şehzadeler <laughs> iskan edilmiş. Şimdi bakın bu Feriye Sarayı'nın bir özelliği var. Aynı zamanda karakol binası var Feriye Sarayı'nın hemen devamında. Bugün Feriye... ...lokantası diye kullanılıyor evet, hala. Var var. Hemen e, Büyük Mecidiye Camisi'nin yani Ortaköy Camisi'ne gelmeden önce... ...oraya bitişiktir bu. Şimdi buranın orada özelliği... Orada sinema minema da var. Evet, e, evet. Ama esas e, Feriye Sarayı ve Feriye Lokantası hmm. var. Şu anda lokanta olarak evet. kullanılıyor. Orası. Buranın özelliği var tarihi bir özelliği var. Onu arz etmeye çalışacağım Ata Bey. Bakın Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirildikten sonra ve Hüseyin Avni Paşa ve arkadaşları tarafından şehit edildiği yer burası Atabey... Evet. Feriye Sarayları ve Feriye'deki Feriye Karakol binası şu anda Feriye Lokantası diye kullanılan yer. Hı. Efendim bu Burada şehit edildiği zaman sahte raporlarla Hüseyin Avni Paşa e, intihar ettiği süsü veriliyor değil verdi mi? Verdi ve bu cinayeti örtbas etmeye çalıştı. Hüseyin Avni evet. Paşa dönemin başbakanı. Evet, evet. ser e, ser askeri Tabii de. öyle ser askeri de. Evet. Ha, yani, pardon. Milli Savunma Bakanı Hı. veya Genelkurmay başkanı, başkanı, başkanı yani gibi bütün başkanı. ordunun Çok başı o zamanki evet. e, ifade ser Hı. asker efendim. Hı. Şimdi e, buranın böyle bir e, olayı var. Tarihi acı bir, bir olan, Acı bir İlk Bakın bu darbedir. Evet. Yani 1800 efendim 78 yılında 77 yılında efendim e, olan bir vaka. Şimdi Sultan Abdülaziz Han'ı tahttan indirip ve adeta işte o zamana göre yapılan ilk darbedir. Tabi tabi. Ve daha sonra Öyle da anılıyor. Şey, e, e, İşte bu yerde nasıl oldu? Bakın Sultan Abdülaziz Han biliyorsunuz Osmanlı padişahlarının 32.si ve Sultan II. Mahmud'un ikinci oğludur. Birincisi Abdülmecit Han, ikincisi Abdülaziz Han. İslam halifelerinin de 97.sidir. Şimdi, aynı zamanda halifelik de var yani. e, Tabii. çünkü bütün padişahlar evet, halifelik. aynen öyle evet. annesi Pertemniyel Valide Sultan'dır hmm. yani Sultan Abdülaziz Han çok iyi tahsil görmüş ve Abdülmecit Han'ın vefatından sonra 1861 yılında 32 yaşındayken padişah oldu hmm. ve aşağı yukarı 15 yıl padişahlık yaptı Bakın Abdülaziz Han çok güçlü, kuvvetli, böyle ata sporlarından güreşe, cirite, ava meraklı, Güreşi kahraman yani. yapalı Abi. bir hükümdardı. Halk, Osmanlı halkı, Müslüm, gayrimüslim kendisini çok seviyor ve ikinci bir Yavuz olarak görüyorlardı o dönemde. Üzerinde durduğu en önemli konu da donanma ve orduyu yeniden tanzim etmekti ve bunda da muvaffak oldu yeni usullere göre orduyu yeniden kurdu Avrupa'dan birçok şeyler getirerek hem donanmayı dünyanın sayılı donanmalarından biri haline getirdi bu çok önemli Sultan Abdülaziz Han denize de denizciliğe evet. de çok meraklıydı Nizamiye İhtiyat Redif Mustahfaz ismiyle aşağı yukarı 700 bine aşkın askeri bir kuvvet hazırladı. Askeri bir ordu. Evet. Şimdi bunların topu, tüfeği, ihtiyaçları ve hepsinin modern tesislerle yeniden böyle bir ordu oluşturdu. Şimdi bu Abdülaziz Han çok zeki, anlayışlı, dünya siyasetine de vakıf idi. Tabii bunun bu şekilde gelişmiş olması böyle bir padişahı batının hoşuna gitmedi. Başta İngilizlerin olmak üzere. Bakın 1863 yılında Sultan Abdülaziz Han iki büyük seyahati var. Biri Mısır'adır, biri e, Paris ve Avrupa'yadır. İlki 1863 yılında Mısır ziyaret etti kalabalık bir heyetle beraber şehzadelerle beraber özellikle sultan 2. Abdülhamit Han'ı da götürdü ve, ve bu e, Mısır'a yapılan ziyaret çok ses getirdi. Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'a gelen ilk Osmanlı padişahı. Ve halk çılgınca Mısır halkı kendisini e, teşhi etti, karşıladı ve bu seyahat Mısır halkının böyle hilafet makamına olan bağlılığını arttırdı. Evet. Yani bu çok ses getirdi bu Sultan Abdülaziz Han'ın efendim e, Mısır seyahati e, halk arasında ata binerek beyaz bir atla e, dolaşması Kahire sokaklarında e, Batı dünyasında da çok ses getirdi. İkinci seyahati 1867 yılında Paris'te açılan bir e, sergiyi görmek üzere Paris'teki İmparator Napolyon'un daveti üzerine oraya e, Fransa'ya gitti hmm. ve yine e, kalabalık bir heyetle Sultan II. Abdülhamit Han dahil şehzadelerini de götürdü ve oradan İngiltere'ye, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Romanya yoluyla döndü aşağı yukarı Şimdi 8 Evet, 8 ülkeye gitti bak o dönemde. Hmm. 5 hükümdarla görüştü. Bunlar çok önemli olaylar. Napolyonla görüşmüş. daha evet, ne olacak evet, efem yani? Ayrıca devam. bakın evet. Atabey... E, Sultan Abdülhamit Han başta olmak üzere e, Şehzadelerini de götürdü ya. ve onlara da oraları tanıştırmış oldu. İşte Sultan Abdülaziz Han bu Balkanlardaki o dönemde tehlikeler, isyanlar başlamıştı. Evetim, e, bu bunları önlemeye çalışırken evet. işte o zamanki e, ser e, ser asker, ser asker Hüseyin, Hüseyin Avni Arkaşa. Paşa. Hı. Mithat Paşa, mütercim Rüştü Paşalar Hı. ve Hasan Hayrullah Efendi ismindeki Şeyhülislam ihtilal hazırlığı yapmaya başladılar. Buyurun. Çünkü İngiltere bundan memnun değildi. Bu özellikle, Avrupa çıkışıyla. Evet, özellikle Hüseyin Avni Paşa, Mahmut Dedim Paşa tarafından azledilince padişaha kin bağladı. Kin, kinim, dinimdir diyen bu adam padişahı tahttan indirip öldürmeye karar bu verdi. Bu diyen kim efendim? Kinim Bunu dinimdik. söyleyen Hüseyin Avni Paşa. Ah, kinim Serras, dinimdir. Yani. Evet. Bu diyorsun. E, 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 evet. Bu esas şeyi düşman oldu. şeye... Sultan Abdülaziz Han'a. Abdülaziz Han'ın katilidir bu. Dinim, i̇kinci adam da Hüseyin Avni Paşa. Paşa. Buyurunuz efendim. Mitat Paşa ile beraber. Bildiğimiz malum Mithat Paşa. Evet. Evet. Peki efendim. Mithat Paşa da beraber efendim bu Mithat Paşa da Tuna Valiliğinde reklamı yapılara özellikle İngilizler tarafından şişirilmiş bir kişiydi. Yani bunlar içki masalarında devlete aitler tamam. karar veren ve memleketi kurtaracak tek adam diye lanse edilmişti. Efendim, efendim vaktimizi Bu paşalar evet vaktimizi bitiriyoruz. Yani daha, bunu bunu çünkü bunu bitirmeyelim efendim. Bu paşalar Hı. geniş bir propagandaya girdiler. Evet. Halkın gözünde Sultan Abdülaziz Han'ı küçültmek için iftiralar yaptılar. Nihayet 30 Mayıs 1876 cuma günü harekete geçtiler. Taşkışla'dan gelen taburlarla, hı hı. Harbiye'den gelen 300 kadar talebe Dolmabahçe Sarayı'nı çevirdi. Hı hı. Donanma da bakın, evet. donanma da denizden e, e, kontrol altına aldı ve Sultan Abdülaziz Han'ı kayıkla Topkapı Sarayı'ndan alarak Sultan 3. Selim'in şehit edildiği Topkapı Sarayı'na götürüldü. Egele. Ve Şimdi... burada hapsedildi. Burada 4 gün kadar kaldı. Hı hı. Sonra tekrar biraz önce ifade ettim. Feriye Sarayı'na götürüldü. Ve 4 Haziran 1876 tarihinde Avni Paşa Hüseyin Avni Paşa daha önce planlamış olduğu cinayeti, saraydan elde ettiği adamlar vasıtasıyla Sultan Abdülaziz Han'ı şehit etti. Peki efendim. Yalnız bunu, bunu tekrar baştan bunu sizden önümüzdeki hafta bunu alacağız. Devam tabii tabii alalım. Tekrar evet, çok önemli, önemli çünkü bir, ilk e, ihtilal, ilk darbe. Evet. evet, evet. Aynen. Sevgili dinleyiciler, bize aylan süren sonuna geldik. Ben Ataullah Harvas, Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu'na bugün için teşekkür ediyorum.